Herkese merhabalar dostlar. Ben Fatih. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız dostlar. Şu anda Houston'dayım. Yaklaşık bir 4-5 gündür Houston'dayım. Çok berbat bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Bu korona nedeniyle. Neredeyse iş yok denecek pozisyondayız. Gerçekten iş yok. Yani açıkçası kaç gündür iş bekliyorum. Perşembe geldim. Bugün günlerden salı. Daha yeni bir yük bulduk. O da çok ucuz bir fiyata yani. Hiç düzgün fiyat değil. Ama mecbur çaresizlik dolayısıyla kabul ediyoruz. Ne yapacaksın? Bir şekilde en azından hiçbir şey olmasa evimize dönebilelim. Öyle düşünüyorum. Neyse. İnce ayrıntısı anlatır. Şimdi bir yük aldık. Yük bir kamyonet. Kamyonet taşıyacağız. Onunla alakalı başlatalım bir videoyu. Bakalım neylerle karşılaşacağız. Hadi bakalım çıkalım yola. Evet dostlar, gideceğimiz yere geldik. Şimdi az ileride bir aracı park edeceğiz. Sonra sanırım yükleyeceğimiz aracı getirecekler. Ve o arada çekim yapacağız. Burası öyle zannediyorum hem tamirhane hem de bu tarz malzemeleri yapan bir yer. Şu andaki karşıdaki adam da bana yön gösteriyor. Şuraya park et diye. Tabii ben 5 mili geçmiyorum hız olarak ki arabadaki takograf otomatik harekete geçmesin. En azından zamandan kar yapalım. Gerçi zaman sıkıntımız çok yok ama alışkanlık olmuş. Bu alışkanlığı da bozmayalım. Ne kadar zamanı değerlendirirsek bu işlerde bizim için o kadar iyi. Bu arada birçok yerde bu maske olayını zorunlu koşuyorlar ama böyle iş yerlerinde de çok sallamıyorlar, anlamış değilim. Şimdi bana dur diyor da. Onun dur demesiyle olmuyor. Arabayı ayarlamam lazım. Kasayı ayırırken ne kadar düz olursam o kadar rahat. Ayrıca düz zeminde ayırmam lazım. Sonrasında birleştiremeyebiliriz. Tamam, şöyle duralım. Tamamdır. Bakalım ne diyecekler. Gerekirse kasayı burada ayıracağız. Şimdi önümde bir tane tır geliyor. O tabii benimkinden daha da büyük bir araç. Onu vinçle boşalttılar. Şimdi o gire çıkar çıkmaz ben gireceğim. Hemen kamerada da görünüyor. Önde sağda bir kamyonet var. Üstünde de büyük bir, ne deniyor ona? Vinç mi deniyor? Hani bu direklere çıktıkları zırzavat var ya. Ya da asansör herhalde. Ondan var. O aracı alacağım. Ve gideceğiz. Biraz geri alalım aracı da. Rahat çıkacaksa. Evet, çıkıyor. Tabii bu oldukça büyük bir araç. Oldukça büyük bir dorsesi var.
Şimdi biz gidiyoruz. Hadi bakalım. O çıktı. Onu vinçten boşalttılar. Bayağı da şeylerden var. Böyle vinçli araçlar. Burası bunların hem tamirini yapıyor vinçlerin hem de yeni montajını yapıyorlarmış. Dediğine göre şu dönemde çok fazla yeni montaj yokmuş. O zaman artık tamir yapıyorlarmış. Yani bu dönem için söylüyorum, bu korona dönemi için söylüyorum. Biraz sıkıntılı bir dönem. İneceğiz. Biraz da yağmur yağıyor. İnşallah daha da hızlanmaz bu yağmur. Çok da ıslanmadan. Gerçi üzerimde bir tişört, bir şort var. Sıkıntı değil. Değiştiririz. Şeker değiliz. Islanmayız. Ama yine de toprak zemin, az önceki gibi beton zemin olsaydı sıkıntı yoktu da toprak zemin problem. Çamurudur, kiridir, pasıdır. Bir ton sıkıntısı var ya. Evet, bunlar da vinçleri. Ya o toprak zemin yerine şu ileride düzgün bir şey yapsaydık daha iyi değil miydi ya? Selam verdi, burası dedi. Tamam.
dostlar, şimdi çalışmaya başlıyoruz. Öncelikle şurayı düzelteceğiz. Düzelteceğiz ki burayı mecburi olarak tam birleşsinler. Arkadaşlar şöyle tam böyle hizaya gelmesi lazım. Şöyle göstereyim. Tam hizaya gelmesi lazım. Tam hizaya geldikten sonra arabadan geri geri gidecek, oturtacağız. Olay bu. Şimdi geri geri gidelim, iyice oturtalım. Evet dostlar, şimdi şunu göstereyim. Aracı bu şekilde yükledik. Ben de elimde şöyle gördüğünüz gibi telefon var. Telefonla beraber daha zincirleri bağlamadan önce aracın bir fotoğrafını çekiyorum. Bir de zincirler bağlandıktan sonra fotoğrafını çekeceğim. Olur da herhangi bir sıkıntı olursa, bunlarla alakalı başımız ağrımasın diye bunu yapıyorum arkadaşlar. Hani daha araca dokunmadım. Dokunmadan bir gösterelim. Neyse, hadi bakalım zincirleri bağlamaya başlayalım. Bazlamasına şimdi şurada gördüğünüz hooklar var. Bir burada var, bir orada var. Oradakini buraya bağlayacağım. Buradakini de oraya bağlayacağım. Çaprazlama bağlayacağım. Biraz gerçi dar bir alan benim için ama sıkmak için öyle dar bir alan. Ama çare yok. Bir de iç taraftan alttan atarız. Onu da oradan garantiye alırız. Yani bu işi böyle çözeriz. Topu iki zincirde yoruldum. Şöyle göstereyim. Çaprazlama yapıyorum. Tabii bir abimiz vardı. Buradan selam olsun ona, Ahmet abi. Onun buna söylediği bir şeydi. Şu zincirler normalde birbirine değmeyecek demişti. Yani bir ihtimal ceza yeme gibi bir durumun olabilir demişti. Değiyor. Birini alttan birini üstten attım ama yine de değiyor. Bak, o kadarını yapacak bir şeyim yok. Tabii burada kalmayacak. Devamla zincirleri bağlamaya devam edeceğiz. Şunu bir sıkalım iyice bir. Ah, nefes nefese kaldım ya. Yorucu. Şapkadan terler akıyor, görüyor musunuz? Alın teri bu, alın teri. Şimdi göstereyim. Arka dingilin hemen şu bölgesine bir zincir bağlayacağım. Onu buraya bağlayacağım. Ki böylelikle araba, diyelim ki ben fren yaptım, bu araba ileriye bana arkadan vurmasın, gitmesin diye. Aynı şekilde bir tane de tam tersine bağlayacağım. O taraftan da bu tarafa gitmesin diye. Sonra bir tane de oraya bağlayacağız. Sonra bir tane de orta bölümü şuraya bağlamak istiyorum. Herhangi bir zıplama mıplama muhabbetlerinde şöyle o zıplamayı da buradan engelleyebilelim diye. Yoruldum. Harbi yoruldum. Hava çok nemli. Nefes alamıyorsun ya. Gerçekten hava çok nemli. Sıcak. Yağmurlu ama. Tabii şu an yağmur durdu. Fakat sıcak. Çok sıcak. Neyse. Şunu bağlayayım hemen. Thank you.
Evet, şunu göstermek istiyorum. Dostlar, hoşuma gelen bir durum. Zincirim kırıldı. Öyle bir şey yok. İşte bunlar önemli şeyler. Gördüğünüz gibi şu anda zincirim kırıldı. Ay Allah. Daha önce de kırılmıştı. Tamir etmiştik. Şimdi yine kırıldı. Bu nasıl iştir ya? Neyse. Söküp yeniden yapacağız. Daha önce yine kırılmıştı. Daha önce 3 parça ayrılmıştı. Demek ki bu zincir dandik bir zincir. Anladığım kadarıyla o. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu zinciri buraya bağlayıp tekrardan sıkacağız. Ay. Çözümü var aslında da. Ne yazık ki başımıza gelen durum. Neyse. Evet dostlar, an itibariyle bitirdim. Ama gördüğünüz gibi vıcık vıcık ter halindeyim. Şimdi göstereyim ne yaptığımızı. Vallahi yoruldum ya. Gördüğünüz gibi önden iki tane zincir bağladım, çaprazlama bağladım. Arabanın altından şaftan iki tane arka tarafa doğru, ki fren yaptığım zaman araç öne gitmesin diye, gördüğünüz gibi iki tane zincir bağladım. Yine olur da gaza basarız araba öne gider diye şöyle arka taraftan gördüğünüz gibi yine dingile 2 adet zincir bağladım. Ve aracın sürekli zıplamasına engel olsun diye de bir tane bu hook'a zincir bağladım dostlar. Böylelikle işim tamam. Şimdi şuradaki zincirlerde gördüğünüz gibi fazlalıklar var. O fazlalıkları da bu jumping neydi lan bu? Bungee deniyor bu lastiğe. Bungee ile şu gördüğünüz ekstraları da toplayacağız. Sonrasında da aracın bu sefer şeyli olarak bağlanmış olarak fotoğraflarını çekeceğim. Göndereceğim broker'a, yani bize yükü verene, aracı aldım diye bilgilendireceğim ve yola çıkacağız. Başlıyoruz. Başlıyoruz derken bittik neredeyse. Evet dostlar. Şimdi aracın bağlanmış haliyle fotoğraflar çekeceğim. Gördüğünüz gibi. Oldukça yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Dedim ya, bir Houston çok nemli ve sıcak bir havası var. Gerçekten rahatsız edici bir havası var açıkçası. O yüzden hem zaten bu iş yorucu.
yoruculuğun yanında da işte gördüğünüz gibi böyle adamdan ter getiriyor. Ah Allah ya Rabbi. Şimdi araca gireceğim. Baştan aşağı üstünün ne var ne yok her şeyi değiştireceğiz. Değiştirmek. Burada gördüğünüz gibi buralarda da değişik dorseler var. Evet. Tamamız. Oh, vallahi yoruldum. Vallahi yoruldum. Şimdi bir güzel üstümüzü değiştirelim. Ne olur sormayın bir daha. Ayakkabı ya. Yap geçenlerde videoda diyorum ki ya bu araca biz ayakkabıyla giriyoruz. Nedeni de anlatıyorum. Adam hala diyor ki abi arabaya niye ayakkabıyla giriyorsunuz? Ay diyorum bazen bir şey de diyemiyorum. Ne yapacaksın? Bazen de susmayı bileceksin. Neyse çalıştıralım şu havayla önce üstümüzdeki tozu bir dışarıya atalım. Oh. Ne kadar olmuş ya? Bir bakayım. Oo, tam 2 saat. Tam 2 saatte bu gördüğünüz şey ikisi. Gerçi buraya geldikten sonrasında 2 saat öyle söyleyeyim. Buraya gelmişiz, yükü almışız, bağlamışız. Toplamda 2 saat arkadaşlar. Neyse. Sıkıntı yok. Şöyle önce havayla üstümüzdeki pislikleri bir atalım. Üstümü değiştireyim, sonra yola devam edeceğiz. Evet. Şimdi broker'a gitmesi için yani aracı firmaya gitmesi için fotoğraflar çektik. Onları gönderiyoruz. Hala terliyorum ya. Hala terliyorum. Neyse. Yolda serinleriz artık ha. Biraz dinlenelim. Gerçekten çok yorucu bir iş. Hakikaten yorucu bir iş dostlar. Ama şu dakikaya kadar şükür yüzümüzün akıyla çıktık işten. Şimdi gideceğim yerin adresini yazacağım. Evet 52 93 Bu arada hava yani kapalı olduğuna bakmayın 31 derece 32 derece böyle oynuyor. Hava oldukça sıcak yani. Hava oldukça sıcak. Evet bulunduğum noktadan gideceğim yere toplamda diyor ki 914 mil. Yani 1000-1600 kilometre olduğuna göre 1500 kilometre diyelim. Yaklaşık bir 1500 kilometre yolum var. Ve bu 1500 kilometre yol içerisinde toplamda navigasyonun söylediği 14,5 saatte gideceksin diyor da 14,5 saat tabi bu araba navigasyonu olduğu için arabalara göre söylüyor. Bu bana göre değil. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Çıkıyoruz.
bölgede tırnağa geldim. Belli bir süre gittikten sonra mutlaka zincirleri kontrol etmek gerekiyor. O yüzden bakıyorum. Herhangi bir oynama, gevşeme var mı? Bunlar önemli arkadaşlar. Evet. Bunlar önemli, çok önemli şeyler. Bunu mutlaka kontrol etmek zorundayız. Evet, sapa sağlam, güzel. Genelde böyle yükü aldıktan sonra bir en fazla diyelim ki bir 15-20 mil gidip durup kontrol etmek gerekiyor. Tabii müsait bir yer olması lazım. Ben bir saat geldim. Bir saat içerisinde bir yer buldum anca. Ama kontrol ettikten sonra da her şeyin sağlam olduğunu görmüş olduk. Evet. Yükümüz hazır. Şimdi gidebiliriz. Yordu beni. Harbi. Daha doğrusu sıcak ve nem beni mahvetti. Ay ay ay. Evet dostlar, aslında bu videoda biraz uzunca böyle bir şeyler göstermek isterdim. Ama gerçekten yoruldum. O yüzden düşünüyorum da bu videoda böyle olsun diyorum. Bu videoda bir şekilde arkadaşlara böyle gelsin. Yük nasıl bağlanır? Onunla alakalı bir fikir olsun. Tabii yük derken her yük kendine göre bir bağlama şekli var. Biraz sizin bunu oluşturmanız lazım. Hani sabit şöyle bağlanır, böyle bağlanır diye bir şey yok. Bazen bazılarına bilgi almak lazım. Yükü verenden bilgi almak lazım. Hani hangi türlü bağlasak daha iyi olur diye. Bununla alakalı mutlaka fikir almak lazım. O ürüne zarar vermemek için. Tabii bu tarz araçlarda biraz daha basit. Az çok nereden bağlanacağı zaten belli. Ama yani söylemeye çalıştığım şey, yani yük nasıl bağlanırım videosu aslında bu yük nasıl bağlanır diye söylesek daha doğru olur. Çünkü her yükün hakikaten birbirinden farklı bağlanma şekilleri var. O yüzden en azından bu tarz bir aracı nasıl bağlıyoruz, nasıl taşıyoruz onunla alakalı bir fikrimiz olmuş olsun. Videoyu da o yüzden burada kesiyorum. En azından dediğim gibi biraz da olsa hani bu tarz yük nasıl bağlanırla alakalı bir fikir, bir video yapmış oldum sizlere. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna yorum yazmayı asla unutmayın. Sonuçta bunlar bize destek. Videoyu burada kesiyorum. Saygılar, sevgiler diliyorum herkese. Kendinize çok çok iyi bakın. Özellikle koronalı günlerde ve hayallerinizin peşinden ne olursa olsun koşmaya devam ediyorum.